Kanun ve yönetimi bir arada 19'dan itibaren şöyle hızlı bir bakış yapacağız. Etik kurallar ve tarife var. Vakit kalırsa 5'te bitirelim diye program yapılmıştı. Aslında biz sizler kalırsanız biraz daha devam edebiliriz. Buna isterseniz birlikte devam, yani karar verelim. Sorular konusunda şöyle bir görüş oluştu. Yarın diğer hocalarımızla sunum yaptıktan sonra son 1 saat soruları yanıtlayalım. Bu nedenle aklınıza takılan akşam not etmeniz de mümkün olur. Yazılı olarak sorularınızı verirseniz biz hemen daha hızlı bir şekilde soruları okuyup yanıtlarız. Uygun mu? Tamam. O yüzden bugün konu anlatımlarımızı tamamlamaya çalışalım. Yarın da soruları hep birlikte değerlendirelim. Evet, şimdi kanun 19'una kadar yoruma açık haller var. Bunları yorumlayalım diye konuşa konuşa gidiyoruz dedik. 19'dan itibaren arabulucular sicili. Sicilimiz arabuluculuk daire başkanlığı tutuyor. Sicile kaydolmakla işi yapabilir hale geliyoruz. Ruhsatımızı alıyoruz. Ve bir kimlik kartımızı onu alıyoruz. Daire başkanlığı özet hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış kişilerin sicilini tutar. Bu sicilde yer alan kişilere ilişkin bilgiler daire başkanlığı tarafından elektronik ortamda duyurulur. Arabuluculuk daire başkanlığı web sitesinde güncel arabulucular sicili var. Orada arabulucuların adının yanında genel anlamda arabulucu yazıyor. Uzmanlık alanları biliyorsunuz başladı. İş hukuku uzman arabuluculuğu eğitimi alan ve sertifikasını, ondan sonra bir sınav yok, sertifikasını gönderen arabulucuların yanında iş hukuku uzman arabulucusu yazıyor. Zaman içinde şu anda 11 tane uzmanlık alanına dair modül çalışması var. İşin erbabı, uzman kişisi uyuşmazlık çözümüne katılırsa işin seyri gerçekten çok değişik oluyor. Bazen öyle uyuşmazlıklar geliyor ki terminolojisini anlamıyorsunuz. O yüzden hazırlık aşaması, bakın, ticari uyuşmazlıklarda özellikle çok önemli. Şu anda benim süreci devam eden yaş, sebze, alım, satım, ihracatıyla ilgili bir arabuluculuk dava şartından atanan bir iş, bir uyuşmazlık çözümü var. Mesela orada işte tonaj farkları, birçok iki avukat meslektaşıma da bana da yabancı gelen konuyu müzakere etmek durumunda kaldık ilk toplantıda. İkinci toplantıda erteledik, şu anda mail ortamında o kavramlarla ilgili aldıkları görüşleri paylaşıyorlar. Dolayısıyla biz ikinci toplantıda ne yapacağız? Daha spesifik hareket edeceğiz. Şimdi marka ve patent ya da fikri sanayi haklarla ilgili bir konuda o terminolojiyi bilmiyorsanız seçenek yanımıza eş arabulucu olarak o konuya da vakıf bir arabulucuyu dahil etmeyi önermemiz olabilir. İhtiyari arabuluculukta ya da biz uzmanlık eğitimi aldığımız konuda uzmanlaştığımız alanda daha tercih edilebilir bir arabulucu olacağız. Bir arabulucunun 3 tane uzmanlık alanı seçmesi gibi, 2 tane seçmesi gibi hususlar tartışılıyor şu anda ve 11 alanda arabuluculuk uzmanlık bölümleri hazırlanıyor. Daha sonra daha da ihtisaslaşmış bir döneme gireceğiz. Halihazırda fiiliyatta, avukatlık meslek hayatımızda ilgilendiğimiz alanlarla ilgili arabuluculuk yaparken daha hakim, daha yardım edebilir hale geleceğiz. Ana fikir bu. Dolayısıyla arabulucuların uzmanlık alanları da bu güncel arabulucular sicilinde yazacak. Ben sağlık hukuku, malpractice konusunda bir uyuşmazlık yaşadığımda sicil açacağım. O alanda uzman bir arabulucuyu seçip onu tercih edeceğim. Bu zaman içinde hayatımıza girecek. Usul ve esaslar da bakanlıkça hazırlanacak, yönetmelikte düzenlenir diye genel bir ifade var. Atıp yapmış yönetmeliğe. Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapma yetkisini kazanmış kişilerin sicilleri, sicil numarası verilmek suretiyle daire başkanlığınca tutulur. Şimdi sicilde kişinin ad ve soyadı, uzmanlık alanı varsa diğer mesleği, iş adresi ve akademik unvanı gibi şahsi bilgileri yer alır. Bakmanız mümkün, orada işte kişisel bilgiler var. Hızlı geçiyorum ve böyle hani soru olabilir yerlere bakmaya çalışacağım daha ziyade. Bazı yerleri atlayabilirim. Değişiklikler oluştuysa kendi kişisel bilgilerimizle ilgili bunları bir ay içinde bildirmemiz gerektiğini söylüyor yönetmelik.
Arabulucular hakkında elektronik ortamda şahsi sicil dosyası da tutar. Şahsi sicil dosyası da arabulucunun kimliği, öğrenimi, meslek durumu. Zaten sicile kayıt olma şartlarını taşıyıp taşımadığınıza ilişkin bilgileri sınav başvurusu yaparken derlediniz. Ve orada sınav başvurusu için arananların birçoğu zaten işte Türk vatandaşı olmak gibi, şimdi bakacağız. Sizin sınava kabul edilmeniz için, kabul şartlarınızı düzenlerken ilana bunları aldılar. Sicile kayıt ilginin daire başkanlığına yazılı olarak arabulucu bilgi sistemi üzerinden başvurması ve şartları taşıdığının anlaşılması üzerine yapılır. Sınavı geçtiniz, bitti ve başarı belgenizle birlikte sicile kayıt başvurusu yapıyorsunuz. O inceleniyor tekrar. Sicile kaydınız gerçekleşiyor. Türk vatandaşı olmak, mesleğinde en az 5 yıllık kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunu olmak, 5 yıllık kıdem, mesleki kıdem ve fakülte mezuniyet şartı birlikte değerlendiriliyor. Bu ilk zamanlar 2016'ya kadar hukuk fakültesinden mezun olmaktan sonra 5 yıl kıdem gibi yorumlanırken, uzun zamandır bir meslekte 5 yıllık kıdem şartını gerçekleştirmek ve birlikte fakülteyi bitirmek. Yani eğitimde var birçok arkadaşımız aldı, işte memuriyet yapmış ve polis 10 yıldır, fakülteyi bitireli 1 ay olmuş. Artık arabulucu olmak için yola çıkabilir. Burada Türk Ceza Kanunu 3. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak ve affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, işte ihaleye fesat karıştırma, çok geniş bir liste var. Terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olmamak. Bu da 2017 Ekim'inde 7036 sayılı kanunla eklenen, demin okuduğum yerde biraz daha geliştirildi. Yani arabulucunu tutamayacak kişilerde aranan koşullar arasına eklendi. Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve bakanlıkça yapılan yazılı sınavda başarılı olmak. Eğitimi tamamladığınızda bir sertifika aldınız. Bugün burada verilecek katılım belgesi, bu eğitimin sonunda verilecek katılım belgesinin böyle bir hükmü yok biliyorsunuz. Bu konuda da sorular gelmiş. Bu böyle 48 saati tamamlayan bir eğitim de değil. Bu hem 48 saat eğitim alanlar hem de 84 saat eğitim alanlar için. Yani sertifikası zaten olanlar için bir hatırlatma çalışması. Arabulucu sicile kayıt tarihinden itibaren faaliyetine başlayabilir. 29. maddenin 2. fıkrasında belirtilen şahsi bilgilerin içeren belgeleri de bu maddenin 2. fıkrasındaki şartlara taşıdığına dair belgeleri elektronik ortamda iletir. Tekrar sicile başvururken bazı belgeleri eklememiz gerekir. Bir de sicile kaydolurken aranacak bu, fiilen avukatlık yapmayan ya da kamu hizmeti ifa etmeyenler, bunu bakın sınava girerken aramamışlardı. Sağlık raporu alacaklar. Böyle bir ayrıntı var orada. Bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sicile başvururken, bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kayıtlarına yapılamayacağı hususunda daire başkanlığınca başvuru tarihinden veya eksik belgenin ihmalinden itibaren 2 ay içinde karar verilir. Burada da, bu sicilde de 2 aylık süreler var. 3. fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak kendisine ait bilgilerde meydana gelen her türlü değişikliği, bakın 1 ay içinde, gene arabuluculuk daire başkanlığı da bunu 2 ay içinde değerlendiriyor. Daire başkanlığı, sicile kayıt arabulucuları görev yapmak istedikleri adli yargı, ilk derece mahkemesi, adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına gönderir. Burayı okuduğunuzda, 7.96 sayılı kanun, iş mahkemeleri kanunu ya, ne yaptı? 3. maddeyle dava şartı arabuluculuğu getirdi ve kanuna da değişiklik yaptı, arabuluculuk kanununa. Sicil maddesine de şunu ekledi. Orada adli arabuluculuk bürosu, adli yargı, ilk derece mahkemesi, yargı çevresi kavramı girdi hayatımıza. Çünkü büroların konuşlanması öyle. Yoksa büro, adli arabuluculuk bürosu, sulh hukuk mahkemesi görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yapıyor bu işi.
Bu nedenle sanki bunu okuduğumda daire başkanlığı liste gönderiyor, o listeler gidiyor geliyor gibi anlaşılıyor. Ama ifadeler bunlar. Mevcut uygulamada kendisi görev yapmak istediği arabuluculuğu komisyonunu arabulucu uyan portalda, arabulucu portalda kendisini aktif hale getirerek orada listelenmiş oluyor. Aslında elektronik bilgi sistemi bunu şu anda çok kolay hallediyor. İşte bu fiili uygulamada, bakın, görev yapmak istedikleri Adli Yargı İhtarıcı Mahkemesi Adalet Komisyonlarına göre listeler dediğini biz şu anda elektronik ortamda aktif pasif yaparak getiriyoruz. İleride göreceğiz bir arabulucu, dava şartları biraz önce konuşuldu. Üç komisyon seçebilir diyor. Üç komisyona kadar seçebilir diyor. Ve bu fiili talimatla, bakanlığın talimatıyla yürüyen bir uygulama. Şu anda önce üçer komisyon seçebiliyorduk. Şu anda bir komisyon seçebiliyoruz. Ben mesela şu anda benim portalda İzmir Bayraklı Adli Arabuluculuk Bürosu aktif halde. Oraya başvuran kişilerin atamaları bana geliyor. Veya yetkili yer İzmir'se, İzmir yargı çevresi ise oradan ben görev ataması alıyorum. En fazla 3 komisyon listesine kaydolabilir burada. Yönetmelikleri de var. Daire başkanlığı, sicilden silinme maddesi. Bakın buradan çok iyi sorular gelir. Çünkü iki şekilde var. Birinde kurul siliyor, birinde daire başkanlığı siliyor. Kurul hangi hallerde, arabuluculuk kurulu hangi hallerde sicilden silinme kararı veriyor? Daire başkanlığı hangi hallerde sicilden silinme kararı veriyor? Buna bakmak lazım. Daire başkanlığı, bu daire başkanlığı arabuluculuk için aranan koşulları taşımadığı halde, sicile kaydedilen veya daha sonra bu koşulları kaybeden arabuluculuğun kaydını siler. Sicile başvururken bazı koşullar arıyor ya. Bu koşulları taşımadığı fark edildi, yaratıcı bir durum var. Başkanlık bunu kendiliğinden siliyor. Ya da sonradan bunlardan birini kaybetti. Bu görüldüğünde de daire başkanlığı arabulucunun kaydını sicilden siliyor. Daire başkanlığı bu kanunun öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmediğini, bakın bu çok geniş bir ifade. Kanuna aykırı uygulamalar yapan, etik kurallara aykırı uygulamalar yapan ve bunda ısrar edenlerin nasıl sicilden sileneceğini anlatıyor bu. Şu anda tam bir disiplin ve denetim yok. Ama bu maddelerle yol alıyor daire başkanlığı ve sicilden silinmeler var. Bakalım metne. Bu kanunla gördüğü yükümlülükleri yerine getirmediğini tespit ettiği arabulucuyu yazılı olarak uyarır. Önce diyor ki ey arabulucu, şunları yapıyor musun? Hakkında şikayetler var. Yapma. Yazılı olarak uyarıyor. Buna rağmen devam ediyorsa savunmasını istiyor. Bu uyarıya uyulmaması halinde arabulucunun savunmasını ister. Arabulucu istemin tebliğinden itibaren 10 gün içinde ne yapacak? Yazılı savunmasını gönderecek. Tebliğden imtina etmişse ya da yazılı savunmasını vermemişse savunma hakkından vazgeçmiş sayılır diyor. Bu işlemden sonra daire başkanlığı gerekirse adının sicilden silinmesini kuruldan talep eder. Zaman zaman toplanıyor. Dün toplandı kurul. Pernin toplantıdaydı. Daire başkanlığı uyardı yazılı. Aradı uyardı. Ve baktı ki bu ihlaller sürüyor. Arabulucu işini mevzuata uygun yapmıyor. O zaman yazılı savunma istiyor. Yazılı savunmadan sonra da bunu değerlendiriyor. Ve gerekli görüyorsa artık, bu artık çok arttıysa şikayetler onun hakkında, arabulucu hakkında, kurulun görüşüne sunuyor. Kurul alıyor, bu yazılı savunmaları inceliyor, değerlendiriyor ve sicilden silinme kararını bu surette veriyor. Aşağıdaki hallerden hangisinde arabulucuyu sicilinden kurul silinme kararı verir? Üste der o sicile kayıt kabul şartları işte temiz kürtüsüne haiz olmak, Türk vatandaşı olmak, şu olmak, bu olmak. Bunlar değil. Özel yükümlülüğüne aykırı bir hareketi içeren bir ibare olur orada. İşte bu halde kaydı kurul siliyor, sicil kaydı. Ama ne yapıyor? Daire başkanlığı öneriyor.
sicilden silinme kararını kurul veriyor. Sicile kayıt kabul şartlarıyla ilgili hata ya da değişiklik varsa doğrudan silerken görevi ifa ile ilgili kararı daha geniş bir kurul vermiş oluyor. Kuruldan talep eder, kurul tarafından sicilden silinmeye yönelik bir karar gelirse daire başkanlığınca bu karar ilgilisine tebliğ edilir. Kurul toplantısında bu kararı veriyor, daire başkanlığı alıyor, sicilden silindiniz Sayın Arabulucu diyor. Arabulucu Arabulucular sicilinden kaydının silinmesini ne yapar kendisi ben artık arabuluculuk yapmayacağım, aidat ödemek istemiyorum. Sicilden silin diye talep edebilir. Sonra tekrar dönmek istiyorsa da dönebilir. Sınav şartları anlaksızın diğer şartları haiz ise yeniden söyledikse bu zaten. Tekrar sınava niye girsin? Zaten arabulucu olmayı hak etmişti. Ve istemedi bir dönem sildirildi. Eğitim maddesi. Arabuluculuk eğitimi hukuk fakültesinin tamamlanmasından sonra alınan arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesiyle ilgili temel bilgileri, iletişim bilgilerini, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve davranış psikolojisiyle yönetmekte gösterilecek olan diğer teorik ve pratik bilgileri içeren eğitim ifade eder. Mezunat eğitimi alıyorsunuz, iletişim eğitimi alıyorsunuz, aşamaların içinde alıyorsunuz bunları. Toplumsal cinsiyet ve çatışma çözümü dersiniz vardı. Bütün bunlar psikoloji, davranış psikolojisi, hepsi eskiden konu konu anlatılırdı. Şimdi artık arabuluculuk aşamalarının içinde, hazırlıkta, açılışta, müzakerede, incelemede, sonuç aşamasında ne şekilde kullanılıyorsa o şekilde modülün içinde veriliyor. Eğitim, hukuk fakültesi mezunu ve 5 yıllık mesleki kıdem kazanmış kişiler tarafından. Bakın ve ibaresi var burada da. Ya şeyin lafzında, yönetmeliğin lafzında. Faaliyetin yürütülmesiyle arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan bir eğitimdir. 68 saati teorik ve 16 saati uygulamalı. Sormak isterlerse sorabilirler. Uygulamalı eğitim 16 saat. 84'tü, 68 unutursanız hesap edivermek mümkün. Teorik ve uygulamalı eğitimin verilmesinde eğitim modülü esas alınır. Eğitime katılanların belgeye dayalı eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazereçleri olmadıkça eğitim süresince devam etmeleri zorunludur. Devamsızlık hakları nedir? 12'de 1'dir. 84 saatte 7 saate tekabül eder. Belki böyle sorar. Hani diyoruz ya nitelikli biraz daha düşünmeye sevk eden sorular. Kaç saattir der? Ama burada 12'de 1. Toplam saatin 12'de 1 devamsızlık hakkı var. 84 bölü işte 12'de 1, 84'te 7. Gibi. Daire başkanlığı arabulucuların uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. Genel yönlendirmeler, genel kurallar var burada. Alttaki o ayrıntıları daire başkanlığı talimatla kendisi fiili uygulama olarak yönlendiriyor. Mesela şu anda dava şartındaki fiili uygulama ne? İşte 50'ye kadar seri dosya atanabilirken şu anda bürolar 20-20 seri dosya atıyorlar. Çünkü son talimat onlara böyle. Arabuluculara arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı toplam 8 saatten az olmamak üzere 3 yılda bir yenileme izni verir. Biz arabulucu olduk ilk 3 sene hatta işte 2010 Haziran'a kadar, 2018'e kadar arabuluculuk yenileme eğitimini her yıl aldık. Bu her yılın hayatımıza uzmanlık eğitimleri de girdiği için biraz fazla olabileceği düşünüldü. Ve 3 yılda bir derdi. Bir de burada bir ayrıntı hüküm var. Geçici madde 1'de kanunun sonunda, yönetmeliğin sonunda pardon. Çünkü ne oldu? Yönetmelik de Haziran 2018'de değişti bu maddede. Yönetmeliğin geçici son hükümlerde, geçici 1. maddesinde dedi ki, benim gibi ve Pervin Hanım gibi, bir şeyden önce, yönetmelik tarihinden önce, yani Haziran 2018'den sonra, önce sicile kaydolanlar için bu süre miras kabul edildi bu zaman. Yani bizler şu anda 2 Haziran 2018'den önce sicile kaydolanlar 3 yıl, 2021'in içinde alacağız. Yenileme eğitimini ne zaman almak gerekir? Güzel bir soru. Bakın lafı tam da böyle. 8 saatten az olmamak üzere 3 yılda bir defa yenileme eğitimi verilir. Yenileme eğitimine sicile kaydedildiği tarihten itibaren 3. yılın içinde katılmak
yapmak zorundadır. Bakın, üçüncü yılda alır ya da üç yıldır, üçüncü yılın içinde diyor. Herhangi bir zamanında, üçüncü yılın içinde. Sizler 2020'nin Şubat'ında kaydoldunuz sicile. Her şey bitti. Ne olacak? 21-22-23. 2023'ün içinde istediğiniz zaman 8 saatlik bir yenileme eğitimi almanız gerekecek. Bizim de terminalında 2021'in içinde yenileme eğitimi almanız gerekecek. Yenileme eğitimi de bu. Bilgileri güncelleme, mevzuat, hatta yönetmelik güzel bir farklılık ortaya koymuş. Bakın ne diyor? Mevzuat ve iştahat değişiklikleri ile arabuluculuk becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim verilir. Bu iştahat lafı yoktu daha önce. Mevzuat ve iletişim becerisi vardı. Şimdi tabii zaman içinde iştahatlar gelecek ya. Bunların güncellenmesi açısından o eğitim çok değerli bir eğitim. Bunu konuşmak hep birlikte, hem mesleki bilgi paylaşımı yapmak. Yenileme eğitimleri gerçekten çok katkı sağlıyor. Eğitim kuruluşlarınca eğitimlerini başarıyla tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimi tamamladıklarına dair katılım belgesi verilir. Bu da eğitim kuruluşlarına yüklenen bir süre sorumluluğu. Katılım belgesinin bir ay içinde veriliyor. Bir de eğitim kuruluşları sicili var. Nasıl arabuluculuk sicili varsa eğitim lisansı alan eğitim kuruluşlarının da bir eğitim kuruluşları sicili var. Daire başkanlığınca tutulan. Bu tarafı çok ihmal ettim fark ettim. Oraya şaşırdınız. Kusura bakmayın. Anlamak da zorlandım sanırım. Şimdi arabuluculuk eğitimi bünyesinde kim veriyor? Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk eğitimi vermeye yetkili kuruluşlardan değildir? Bizim sınavımızda vardı. Türkiye Dolar ve Borsalar Birliği. Doğru şey. Neydi? Üç tane. Bakın Türkiye Barolar Birliği, şu anda içinde bulunduğumuz eğitim, arabuluculuk eğitimi verme yetkisine sahip kuruluş. Bünyesinde hukuk fakültesi olan üniversiteler ve Adalet Akademisi. Sorunun cevabı, doğru cevabı bu üç şık. Adalet Akademisi şu ana kadar eğitim vermedi. Bundan sonra belki verir. Bilmiyoruz. Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi tarafından verilir. Bu kuruluşlar bakanlıktan izin alarak eğitim verebilir. İzin verilen eğitim kuruluşlarının listesi elektronik ortamda tutulur. Buradan da çok soru bekliyorum ben. Mesela eğitim lisansı 3 yıl için verilir. Eğitim kuruluşları eğitim iznini kaç yıl için alırlar? 3, 4, 5, 3 yıl. Devam edelim göreceğiz. İzin için yazılı olarak başvurulur. Üniversite diyor ki benim bünyemde hukuk fakültesi var. Ben arabuluculuk eğitimi vermek istiyorum. Daire başkanlığına yazıyor. Bu başvuruda eğitimin içeriği ve süresini kapsar şekilde bakın eğitim programını, eğiticilerin sayısı, ünvanları, uzmanlıkları, yeterlilikleri ve eğitim kuruluşu veya eğitim programının finansman kaynakları ile eğitim verecek mekanlar hakkında gerekçeli ve yeterli bilgilere yer verilir. Güzel bir soru. Eğitim kuruluşu eğitim izni alırken aşağıdakilerden hangisini bildirmesi gerekmez ya da bildirmek zorunda değildir gibi. Bakın, üniversite eğiticileri akredite ettiriyor. Şu anda ARASİS diye bir sistem var. Daire başkanlığının da kontrolünü, eğitim kuruluşlarını, eğitimleri kontrolünü sağlayan bir sistem. Son dönemde uygulamaya geçen. Bu şekilde ben diyor bu eğitim programını yapabilirim. Eğiticilerim şunlar. Üniversitemin fiziksel koşulları şunlar. Hatta bütçesi şu. Görsellerle de bir dosya hazırlıyor ve daire başkanlığına başvuruyor. Başvuruda sunulan belgelere dayalı olarak eğitimin amacına ulaşacağı, eğitimin yapılacağı mekanların uygunluğu, eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı tespit edilirse ki daha önce çok fazlaydı, ikinci üç yılda birçoğun eğitim lisansı iptal edildi. 56'dan 23'lere indi öyle hatırlıyorum. Doğru mu emin değilim sayıdan ama böyle neredeyse yarıya indi. Sonra yenileri katıldı ama. Eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı tespit edilirse ilgili eğitim kuruluşuna en çok 3 yıl için geçerli olmak üzere izin verilir. İzin verilen eğitim kuruluşu eğitim kuruluşları siciline kaydedilir. Buraya da yazmış yönetmelik. 2. ve 3. kıtalarda belirtilen nitelikleri taşımadığı anlaşılan eğitim kuruluşunun başvurusu, başvuru talebinin bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren eğitim kuruluşlarının eğitim lisansı izni talebini daire başkanlığı ne kadar sürede incelemek zorundadır? Soru. 2 ay.
Eğer bakanlıkça 2 ay içinde karar verilemediği takdirde talep reddedilmiş sayılır diyor. Bir de böyle bir durum var. İzin süresi uzatılmayan veya izni iptal edilen eğitim kuruluşu, eğitim kuruluşları sicilinden ve elektronik ortamdaki listeden silinir. Bu eğitim kuruluşuna ait belgeler dosyasında saklanır. Evet, yönetmeliği. İzin süresinin uzatılması da, bakın, hani 3 yıl için izin verildi, nasıl uzatılır? Sicile kayıtlı olan bir eğitim kuruluşu, kayıt süresinin bitiminden en erken 1 yıl. 3 yıl var ya iznin benim. İkinci yılın sonunda en erken diyor 1 yıl, en geç de 3 ay. Bitmesine 3 ay kalmış. Artık başvurduysa uzatma için tamam. Ama kaçırdıysa hakkın yok. Bu da önemli. Eğitim süresinin izninin, yani eğitim izninin süresinin uzatılması için aranan süreler nelerdir? 3 yıl, yani en az en erken 1 yıl, en geç 3 ay. En erken 6 ay, en geç 1 ay gibi. Yani değiştirilir. Doğru şık neymiş? Evet çıktı. Çıktı neden çıkmasın? Eğitim kuruluşları, eğitim izni, bütün bunlar da kanunun birer parçası. O yüzden hemen okuyup ezberlemeye mantıklı şeyler demiştim ya. Bakın böyle, daha çok sayılar var. Ben okusam bunları böyle yazarım hepsini, süreleri, kanundaki tarihleri. Hatta yazabilirsem yazayım, paylaşalım. Şimdi, sunduğu raporlarda bir de bu eğitim kuruluşlarının her sene, bakın Ocak ayında bir önceki yılın, bir soru daha işte, bir önceki yıl verdiği eğitimlerle ilgili Ocak ayında rapor sunmak zorunda daire başkanlığı. Hepsine bakmıyorum. İzin süresinin uzatılması için talepler, talebin bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren gene 2 yıl. Çok kolay bakın bu ayırt etme. Daire başkanlığı eğitim kuruluşları ile ilgili kararları hep 2 ayda vermiş. O şekilde düzenlenmiş. Ara huzur yetki belgesi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kişilere işte bu sertifikadan söz ediyor. Daire başkanlığına bilgi verme yükümlülüğü eğitim kuruluşları her yıl, demin söyledim, Ocak ayında bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği, başarısı konusunda daire başkanlığına bir rapor sunar. Almış izni hiç eğitim vermemiş. Ya da o eğitimlerle ilgili detaylı bir rapor istiyor daire başkanlığı. Denetim için bu gerekli mi? Gerekli. Rapor sunmayan eğitim kuruluşuna yazılı ihtarda bulunularak bir aylık süre daha verilir. Ey eğitim kuruluşu, sen ocağın sonuna kadar rapor verecektin, vermedin. Değil, ona bir aylık bir süre veriyor daire başkanlığı. Ve ihtarda raporun verilen süreye rağmen sunulmaması halinde eğitim verme izni de iptal edilecektir ihtarı var. Ne oluyormuş? Bir ay içinde ocak sonuna kadar rapor veriyormuş. Rapor vermezse bir aylık ek süre veriyormuş. Ek süre içinde sunmazsan da eğitim iznini iptal ediyor daire başkanlığı. Aşağıdaki hallerde eğitim kuruluşuna verilmiş olan izin bakanlığın talebi üzerine bakın alın bir kurul görevi daha. Biraz sonra kurulun görevlerinde bu tekrar yer alacak. Eğitim kuruluşlarının eğitim izninin iptali kararını kim veriyormuş? Arabuluculuk kurulu. Hangi hallerde? Aşağıdakilerden hangisi? Bakın yine 5 fıkra var. Çok güzel soruluktan. Aşağıdakilerden hangisi? Eğitim kuruluşlarının eğitim izninin iptali gerekçelerinden, nedenlerinden değildir der. Neymiş bunlar? İzin verilebilmesi için aranan şartlardan biri ortadan kalkmış veya mevcut olmadığını tespit edilmiş olması. Eğitimin yeterli şekilde verilememesi, eğitim kalitesi. Arabuluculuk yetki belgelerinin düzenlenmesinde sahtecilik veya önemli hatalar yapılması. İşini düzgün yapmayan üniversite. 26. maddedeki rapor verme yükümlülüğünün yapılan ihtara rağmen, artı bir aylık süreye rağmen vermemiş. Gene kurul karar veriyor. Bak bu sorumluluğu yerine getirmemiş diyor. Ve eğitim iznini iptal ediyor. Eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanmadığını tespit edilmesin. Almış izni ama hiç yapmamış. Bu halde de gene daire başkanlığı, bu üniversite raporunda da belli olduğu üzere, işi yapmamış derse kurul gene onun eğitim kuruluşları sicilinden silinmesine karar veriyor.
Sınav. Sizi çok ilgilendiren, en yakın ilgilendiren. Arabuluculuk eğitimi tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için bu yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı sınavda başarılı olmaları zorunludur. Başarılı olanların sınav sonuçları sicile kayıt işlemleri tamamlanıncaya kadar geçerliliğini korur. Siz başarılı oldunuz, sicile kayıt oldunuz. Ben emekli olacağım, 2 sene sonra yapacağım dediniz. E tamam, o zamana kadar bu sınavdaki başarı hakkınız korunuyor. Sınav bakanlık tarafından belirlenen ara bulucu ihtiyaç sayısına göre yapılır. 5000 kota bu nedenle açıklandı bakın. İhtiyaç o kadar dendi. Çünkü yakında tüketici ve diğer alanlarda daha var. Şart ara buluculuk düzenlemesi geleceğinden ihtiyaç artacak diye. Daha az bekleniyordu aslında değil mi? Ama 5000 dendi. Sınav bakanlık tarafından belirlenen, pardon, sınavın yeri, tarihi ve saati genel müdürlüğün resmi internet sayfasında yayınlanmak suretiyle duyurulur. Şu anda tarihi yeri, şehirler belli ama hangi yerlerde sınav yapılacağı bu kapsamda sayılabilir. Saati de 14 diye açıklandırıyorsunuz. Bakın buna da dikkat edin. Genelde sınavlar 10'da olur. O gün sabah kalkıp sınava girerseniz 14'e kadar beklemeniz gerekir. Sınavın yeri, tarihi ve saati genel müdürlüğü resmi internet sayfasından yayınlanmak suretiyle ilan edilir dedik. 32. madde uyarınca arabuluculuk eğitimi sırasında verilen konuları kapsar. İşte neydi? Mevzuat, iletişim, psikoloji, sınav konusu da bunlardan. Daire başkanlığı sınavla ilgili soruların hazırlatılması, sınavın ilanı, süresi, sınav tutanaklarının düzenlenmesiyle sınavlara ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesini sağlıyor. Girmek isteyenler 30. maddenin 2. fıkrasının bendlerinde belirlenen şartları taşıması. Dedim ya, sicile kayıt şartlarıydı bunlar. Zaten bunları taşımak gerekiyor ki sınava da girilsin. Türk vatandaşı olmak gibi hepsi onları toparladınız. Kıdemli olduğunuzu ispat ettiniz. Hukuk fakültesi mezunu olduğunuzu ispat ettiniz. Bunlar. İlke ve kurallarını sınava başvurular. Arabulucu bilgi sistemi üzerinden elektronik imza ile yaptınız. TC kimlik numarasını gösteren belge, adli sicil beyanı veya belgesi. Bir şey var, ilanında bir ayrıntı var. Fark ettiniz mi? Efendim? Yok yok, hayır. Bakın TC kimlikten sonra aklıma geldi. İlanda şöyle bir şey var. Sürücü belgesiyle giremiyorsunuz. Yani Türkiye Pazar Birliği kartı geçerli. İşte kimlik kartı yazıyor orada. Onlara bakın tekrar. Yani uygulanmak üzere yazıldığını düşünüyoruz. Eğitimi tamamladığını gösteren katılım belgesi, hukuk fakültesi mezunu ve mesleğin en az 5 yıllık kıdeme sahip olduğunu gösterir. Hepsini yaptınız. Başvuruya ilişkin diğer usul ve esaslar sınav ilanında. Belirtilir, bakın diğer usul ve esaslar sınav ilanında var. Tespiti açısından inceleniyor. Bu değerlendirme aşamasında denilen husus buydu. Sizin yaptığınız başvuruların hepsi incelendi yönetmeliğe göre. Başvuru sırasında istenen belgeleri sisteme eksik veya hatalı yüklemiş olanların ya da sınava girebilme şartlarını taşımadığı tespit edilenleri. Başvuruları reddedilip bu durum kendilerine bildirilmiş. Sınava girebilme şartlarını taşıyanlar için gerekli bilgiler sınav yapacak kuruma iletilir. Hani şu anda ilan edecek 14 Ekim'de. Sonra işte siz 21 Ekim, 1 Kasım arası üniversiteye başvuracaksınız o bilgilerle. Başkanlık üniversiteye gelecek. Klasik veya test usulü, bu sefer test usulü çok kişide insan giriyor. Yönetmelikte gördüğümüz şeyde bana yani düşündüren şey ileride ihtiyaca binen, mesela 50 arabulucu alacağım diyebilir mi, daire başkanlığı diyebilir yıllar sonra. Yazılı sınav yapmak isteyebilir mi? İsteyebilir. Sınav, ölçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü veya Yüksek Öğretim Kurumları arasından bakanlık çevrelenecek bir kuruluşa yaptırılabilir. Sizin sınavınızı Hacı Bayram Veli Üniversitesi yapacak. Daire Başkanlığı onu görevlendirdiği için yönetmeliğin 2. maddesinde hepsi yazılmış. 100 tam puan üzerinden, bakın yine burada karşılığı, en az 70 puan alması koşuluyla en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sınav ilanında belirtilen arabulucu ihtiyaç sayısı kadar aday başarılı sayılır. Başarılı sayılan en düşük puanlı aday 5000. Kişi 80 aldı. 80 alan 3000 kişi var. Otomatik olarak 8000 kişi sınavı başarılı bitirmiş sayılır. Dolayısıyla kota da aslında bu maddeye göre sabit değil.
daire başkanlığı sınav sonuçlarını kendisine imtihan ettiği tarihten itibaren bir ay içinde. Yani Bayram Veli Üniversitesi değerlendirecek, daire başkanlığına gönderecek, daire başkanlığı bir ay içinde ilan edecek sınav sonuçlarını. 24 Kasım herhalde Aralık içinde belli olur. İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Şunları hızlı geçiyorum. Yani süreleri lütfen okuyarak bakın. O sınava da 7 günlük bir itiraz süresi var. Sınavı yapan kurum tarafından karar veriliyor. Sonra daire başkanlığı bunu bildiriyor. Sınavın geçersiz sayılmasına ilişkin soru gelecek güzel bir yer gene. Diyor ki, izin almadan sınav salonu veya yerini terk edenler. Neden buna ayırt etmenizi istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela buna göre, yani sınav izin almadan sınav salonu veya yerini terk eden kişi tekrar sınava girebiliyor sonra. Ama bir iki hal var ki orada giremiyor. Şimdi onlar üç kutu halinde belli. Söyleyeceğim tekrar. Geçersiz sayılması için işte izin almadan çıktığı sınav salonunu terk etti. Sınavda kopya çekenler veya kopya çekmeye teşebbüs edenler, sınavda kopya verenler veya vermeye teşebbüs edenler, kendi yerine başkasını sınava sokanlar, sınav düzenine aykırı davranışta bulunanların sınavı geçersiz sayılacak diyor yönetmelik. Hakkında düzenlenen tutanak üzerine bunların sınavları geçersiz sayılır, sınavı kazananlardan başvuruda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı da geçersiz sayılır. Aşağıdaki hangi hallerde sınav geçersiz sayılır? Bir de ne var? Başvuruda yanlış bilgi veren, sınava katılma koşulunu aslında sağlamadığı halde sağlamış gibi gösteren kişilerin de sınavları geçersiz sayılacak diyor devamında. Bu durumda olanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulundukları için de idari ve yasal işlemler yapılır. Başvuranlardan 45. maddedeki sınav başarı koşulunu sağlayamayanlar, sınavı geçersiz sayılanlar, sınava katılmayanlar başarısız kabul edilir. Yeni sınav hakkı demin söylediğim, bakın diyor ki 47. maddenin fıkrasının A bendi gereğince sınavları geçersiz sayılanlar ile 48. maddenin 1. fıkrasının A ve C bendleri gereğince sınavlarda başarısız kabul edilenler. A ve C bakın. İzin almadan sınav salonu veya yerini terk edenler. C dedim. Kopya çekenler, verenler vermeye teşebbüs edenler. A, C buradaki A, C. Sınavlara yeniden girilme hakkına sahiptir. A ve C şunu pardon, doğru söylüyorum. Özür dilerim. Sınavda başarı koşulunu sağlayamayanlar, yani sınavı kazanamayan, 70 puanın altında alanlar bu. Ve katılmayanlar tekrar girebilirler. Yani 70 puanı alamadım, girebilirim. Katılmadım, girebilirim. Bir de biraz önceki sınavı terk ettim, sınav salonundan çıkmak zorunda kaldım, tekrar katılabilirim. Ama diğer hallerde, şimdi oldu, kopya çeken sınava tekrar girebilir mi? Giremez. Diğer hallerde sınava tekrar katılamıyorum. Aşağıdakilerden hangisi sınava tekrar katılma hakkı sağlayan hallerdendir. Geçersiz sayılıyor ama sınava. Tekrar sınava girebiliyorsun. Nasıl girebiliyorsun? 70 alamamışsın, girebiliyorsun. Ne yapıyorsun? Sınavdan çıkmak zorunda kalmışsın. Benim üniversite sınavım öyle değil ki. Çıkmak zorunda kalmışım hastalığı. Gene girebiliyorsun. Ve sonra? Katılmayanlar. Bir de katılmayanlar, evet. Yeni sınav hakkı onların bari. Arabulucular, arabuluculuk büroları ve arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlar kimin denetimi altında? Arabuluculuk daire başkanlığı. Arabulucular, arabuluculuk büroları ve eğitim izni alan kuruluşlar. Eğitim kuruluşları, arabuluculuk ve arabuluculuk büroları kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat uyarınca çıkarılan diğer düzenleyici işlemlere uygun hareket edip etmediği yönünde denetlenir. Gelin çok soru çıkabilecek bir yer. Ben olsam burada çalışırken arabuluculuk kurulunun görevlerini okur, öğrenirim. Kurulun görevi olmayan her şey zaten daire başkanlığının görevi. Böyle bir eleme yaparım. Bu kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere genel müdürlük bünyesinde daire başkanlığı kurulur. Dedik ya bakanlığı kurulur.
Dışişleri Genel Müdürlüğü Arasının Altında Daire Başkanlığı. Arabulucu hizmetlerine ilişkin kura olarak bu kanunda belirtilen görevleri yerine getirmek üzere bakanlık bünyesinde arabulucu kurulu oluşturulur. Bünyesi çok farklı. Aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk kurulu üyelerinden değildir? Güzel bir soru. 19 tane arabuluculuk kurulu üyesi var benim sayabildiğim. Kimler arabuluculuk kuruluna üye gönderiyor? Bu yine teşkilatla ilgili açıklama. Daire başkanlığının görevleri var burada. Daire başkanlığının görevlerinden önce kurulun görevlerine bakmak istiyorum. Hukuk işleri genel müdürü, kurul üyesi, doğal başkan, daire başkanı, hakimler ve savcılar kurulu tarafından hukuk mahkemelerinde görev yapmakta olan birinci sınıf ayrılmış hakimler arasından seçilecek iki hakim, Türkiye Barolar Birliği'nden bir temsilci. Bakarsınız daha hepsi kurul üyesi. Ama fark etmezsiniz işimse bir hakim demiş. Bakın hani seçici sınav dedik ya, bu sayılar da belki önemlidir. Türkiye Barolar Birliği'nden 3 temsilci, Türkiye Noterler Birliği'nden 1 temsilci, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından seçilen özel hukuk alanından bir hoca, öğretim üyesi, Adalet Bakanı tarafından seçilecek 3 arabulucu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden 1 temsilci, 7036 dava şartı, iş hukukunda dava şartı arabuluculuğu düzenlerken, kurula da işçi ve işveren sendikasından 2 temsilci gönderdi. Birer tane. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan bir temsilci, Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanı, kurul üyeleri. Yani bu kurul üyelerine bakıp nereden geldiklerini görmek, böyle bir seçme sorusu gelirse olmayanı belirlemek için önemli. Kurul başkanı ihtiyaca göre kurul toplantılarına uzman kişileri çağırabilir. Bir konuda görüş alınacaksa kurul üyeleri dışından başkan bir kişiyi davet edebiliyor. Kurul başkanı mesela kurul toplantılarına kimler katılabilir der. Demin o kurul üyesi olanları yazar. Birleşik olarak bunu koyar. Ama siz bunu göz ardı edip ya da gözden kaçırmışsınızdır. Uzman kişileri çağırılabileceğini de bilmek güzel. Hukuk İşleri Genel Müdürü kurulun başkanı. Genel müdürün bulunmadığı toplantıdaysa kim başkanlık ediyor? Arabuluculuk daire başkanı. Kurul, Mart ve Eylül, 3. ay ve 9. ay, Ekinoks, akılda kalsın diye söylüyorum. Kurul, yılda 2 defa Mart'ta ve Eylül'de toplanmak zorunda. Ama ne yapıyor? Daha çok toplanıyor. Çünkü çok karar, asgari ücret tarifesini konuşuyor, yeni yönetmeliği konuşuyor, ihtiyaç oluyor. Bu durumda, yani iki kez zorunlu olarak Mart'ta ve Eylül aylarında toplanır. Ayrıca başkanın veya aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk kurulunun toplanma şekillerindendir ya da hangi hallerde toplanır? Başkanın veya en az 5 üyenin talebiyle de kurul olağanüstü toplantı yapabilirmiş. Olan olanlar Mart'ta ve Eylül'de kanuna göre. Kurul en az kaç kişiyle toplanıyor diyor? 10 kişiyle. Nasıl? Biraz sonra. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Kurul, üye tam sayısının, bakın katılan sayısı demiyor, salt çoğunluğuyla karar alır. Karara muhalif kalan üyelerin görüşlerini yazılı olarak sunma hakları var. Karara muhalif üyeler, muhalefet gerekçelerini en geç 10 gün içinde kurul başkanlığına ibraz ediyor. Muhalefet şerhini yazıyor ve kurul başkanlığına sunuyor. Mazeretsiz olarak arda arda iki toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer. Ne oluyormuş kurul üyesi iki defa gitmezse toplantıya? Düşer. Sadece olağanüstü toplantı yapıyorsa zaten o yıldaki Mart ve Eylül toplantısına katılmıyorsa bir dahakine üyeliği düşmüş oluyor. Peki kurul üyeleri kaç yıl süreyle görevlendirilir? Arabuluculuk kurulu üyeleri görev süresi ne kadardır? 3 yıldır. Görev süresi dolan üyeler, bir olsa ki onu gönderen TBB, devam edebilir miyiz? Devam ediyor. Eski kurulun görevi yeni kurul oluşuncaya kadar devam eder. Kuralını da yönetmelik eklemiş. Şimdi kurulun günleri daire başkanlığınca belirleniyor. Toplantıdan önce üyelere mail ortamında gönderiliyor.
farkında da ne kadar süre önceymiş? 5 gün önce. Fakat çok ayrıntılı sorulardan söz ediyorum ama neden olmasın, neden sorulmasın? Arabuluculuk kuruluna toplantı günleri ne kadar süre içinde gönderilir? Arabuluculuk kuruluna başka yerden katılan kurul üyelerinin gündelik yol gideri, konaklama ve diğer zorunlu giderleri, hatta bu böyle uzun bir metin ya, aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk kurulunun toplanma usulüne ilişkin bir açıklama değildir gibi yazılabilir. Birden fazla fıkrayı denetleme ihtimali şansı veren sorular. Çalışma usulü esasları da kurulun yönetmelikte düzenlenir. Gördüğünüz gibi yeşiller zaten yönetmelik ilaveleri, usulleri anlatıyor. İşte görevler. Temel ilkeler, arabuluculuk hizmetlerine ilişkin temel ilkeler ile arabuluculuk meslek kurallarını belirlemek. Arabuluculuk etik kuralları, Türkiye Arabulucular Etik Kuralları adı, önce 2013 model etik ve uygulama kurallarıydı, Avusturya'dan değiştirilmişti. Affedersiniz. Arabuluculuk kurulu onayladı etik kuralları. Belirledi, bakın belirler diyor. Arabuluculuk meslek kuralları. Arabuluculuk eğitimine ve eğitim kuruluşlarının nitelikleriyle çalışma usul ve esaslarına yönelik ilke ve standartlar ile arabuluculuk eğitimi sonunda yapılacak olan sınava ilişkin temel ilke ve standartları tespit etmek. Bunu da kurul görüştü, sınav standartlarını. Arabulucuların denetimine ilişkin kuralları belirlemek, bu kanuna göre çıkarılması gereken ve genel müdürlük tarafından hazırlanan yönetmelik taslaklarına gerekirse değişiklik yaparak son şeklini vermek. Arabulucuk tam yönetmeliğinin son şekliyle kurulda görüşüldü. Eğitim kuruluşlarının eğitim izinlerini iptal etmek, demin gördük ya. 21. maddenin 2. fıkrası kapsamında arabulucunun sicilden silinmesine karar vermek. 21. maddenin 2. fıkrası arabulucunun gözlerini özenle ifade etmemesinden ya da kanununa aykırı ifade etmesinden kaynaklanan nedenlerle. Bunu konuştuk. Ödeyecekleri sicile kredi aidatı ve yıllık aidatları tespit etmek. Bakın aidatları kurul tespit ediyor. Asgari ücret tarifesini ise kurul onaylıyor. Daire başkanlığı hazırlıyor. Kurullar görüşe sunuyor. Gerekirse değişiklik yaparak kurul onaylıyor. Ama bizim aidatlarımızı, yıllık ve giriş aidatlarını kurul tespit ediyor. Asgari ücret tarifesini gerekiyorsa değiştirmek suretiyle onaylamak. Daire başkanlığı tarafından yürütülecek faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere tavsiyelerde bulunmak. Görüş fikir sunuyor. Daire başkanlığının faaliyet raporu ve planı hakkında görüş. Bir yıl sonrasına dair bir faaliyet raporu hazırlanırken de kurul görüş belirtiyor. Daire başkanlığının faaliyet planında yer alan konularla ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaya sağlayabileceği katkıları belirlemek, gerek daire başkanlığınca bildirilen ve gerekse öğrenilen, reyten öğrenilen genel yönelik sorunları görüşüp çözüm önerilerinde bulunmak. Çok geniş eşitliği var burada. Hukukçu olmayan kişiler de var. Farklı bir yapı. Görevlerini öğrenmek ve işte arabuluculuk daire başkanlığıyla birlikte yürüttüğü işleri tespit etmek ve bunları sınavda da ayırt etmek önemli. Daire başkanlığının görevleri de yine bu kuruluş ve teşkilatta kim var daire başkanlığı bünyesinde? Daire başkanı yeteri kadar tetkik hakimi ve diğer personel, sosyologlar, psikologlar, normal personeller, çalışanlar. Daire başkanlığı nezdinde kanun ve bu yönetmelikle verilen arabuluculuk faaliyetleriyle ilgili görevleri yerine getirmek üzere arabuluculuk hizmetleri bürosu, sicil bürosu ve eğitim bürosu gibi bürolar. Şimdi bir de proje bürosu kurulmuş galiba. Daire başkanlığının içinde sicil bürosu var, eğitim bürosu var. Bütün bunlar faaliyetleri yürütüyor. Daire başkanlığı görevlerini okumuyor mu size? Çünkü bir ayırt edici yerlerine değindiğimizi düşünüyorum. Adli arabuluculuk bürosu. Bakın, dava şartı arabuluculuk 1 Ocak 2018'de başladı. Önemli bir farkındalık bu. Ve 2018'de fiili uygulama olarak başladı. Ondan önce bir proje vardı Türkiye'de. Özel hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamalarının geliştirilmesi projesi. Türkiye burada SİDA ve Avrupa Konseyi ile yürüttü bu projeyi. O kapsamda projenin fiili uygulaması olarak 6 ilde adli arabuluculuk bürosu kuruldu.
Ve bunların çok iyi işlediği, vatandaşın oradan bilgi aldığında arabuluculuğa itibar ettiği görülünce, fiili uygulama olarak yönetmelikte adı bile yokken, mevzuatta adı bile yokken, 79 yılında Atiye Arabuluculuk Büroları açıldı. Ve oraya başvurup insanlar bilgi almaya, arabuluculuğa gitmeye başladılar. Ve daha arabuluculuk iş hukukunda başladı 1 Ocak'ta, Haziran'a kadar 6 ayda büroların çalışma usulleri, arabulucuların atama usulleri hep fiili uygulama olarak sürdü. 2 Haziran 2018'de yönetmelik çıktı. Bir bakıma da iyi oldu geçmesi çünkü aksaklıklar da görüldü. Bazıları buraya yansıdı. Ve arabuluculuğa başvuranların bilgilendi. Bunun görevleri aşağıdakilerden hangisi arabuluculuk bürosunun görevlerinden değildir? Neymiş görevleri? Başvuranları bilgilendirmek. Arabulucuları görevlendirmek, kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere mesela ne olabilir? Biraz önce Pernil'in söyledi. Dava şartnamaları ne diyor? Adres araştırması yapma yetkin var, geniş yetkin var, resmi yazışma yapabilirsin ey büro diyor. Ne diyor? Yetki itirazının reddine dair karar aldın. O halde değil. Yetki itirazının kabulüne dair kararı suyukluk verdi. Taraflara tebliğ etme görevinden bir arabuluculuk bürosu yapıyor. Yani kanunun ona yüklediği görevleri yapmak. Bakanlık tarafından uygun görülen adliyelerde adli arabuluculuk büroları kurulur. Kurulmayan yerlerde de ilk bakın adli yargı ilk derece mahkemesi Adalet Komisyonu tarafından münhasıran bu bürolarda çalışmak üzere yazı işleri müdürü atanıyor, personelleri atanıyor. Adli arabuluculuk büroları şuna bakalım. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hakiminin gözetim ve denetim altında görev yapar. Hakimler ve Savcılar Kurulu sen şu sulh hukuk mahkemesi büroyu denetleyeceksin diye görevlendiriyor sulh hukuk hakimini. Adli arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde bu büroların görevini burada görevlendirme yapan hakimi sulh hukuk yani denetimi yapacak mahkemeyi görevlendiren kuruluş hakimlerle savcılar kurulu. Adli arabuluculuk bürosu olmayan yerde de bu büro yerine iş yapsın diye bir kalem, bir sulh hukuk yetkilendiriliyor ya. Oradaki görevlendirmeyi adli yargı ilk derece adalet komisyonu yapıyor oradaki. Yazılı işleri müdürlüğü tarafından ilgili hakimin gözetim ve denetimi altında arabuluculuk bürosu görevi ifade ediyor. Büro olmayan yerlerde var mı halihazırda? Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü faaliyet. Bitiyor arkadaşlar. Bu size demin söylediğim 1 Eylül 2018 tarihinden önce sicile kaydolanlar bakımından bu yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandığı tarih 32. maddenin 1. fıkrası önce sicile kayıt tarihi sayılır, miras sayılır dedim ya yönetmeliğin resmi gazetede yayınlandığı tarih. Gizliliğin ihlali ile ilgili 33. maddeyi arabuluculuğun temel ilkesi iradeliktir, eşitliktir ve sonra gizliliktir 4. maddeyi konuşurken kanunun sonunda bir 33. madde var dedi. O da yaptırımını düzenlemiş. Gizlilik ihlalinin yaptırımını. Onun yeri de burası. 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Takibi şikayete bağlı bir suç olarak düzenlenmiş arabuluculuk kanununda. Kadrolar, değiştirilen hükümler, bunlara artık bakmıyorum. Ve yürürüz maddeyse. Evet, kanun yönetmeliği tamamladık. Şimdi etik kurallar. Saatimiz kaç tane olacak? Efendim koordinatörümüz, saat itibariyle tamamladığımızı. O zaman bir iki tavsiyede bulunabilir miyim? Yine yarın sorularınıza da lütfen yansıtın. Etik kurallar bu işin ruhunu anlamak için kolay anlaşılır. Çok güzel bir metin, sadeleştirildi dili. Onu şöyle bir okuyun rica ediyorum. Anlaşılmayacak bir ibare, bir kelime de yok orada. Arabuluculuk asgari ücret tarifesine de o ilk bölüme, orada bazı ücretin nasıl ödeneceğine, nasıl belirleneceğine ilişkin hükümler var. Onu da okumanızı rica ediyoruz. Buyurun lütfen. Salonla ilgili bir sıkıntı var sanıyorum. O yüzden yoksa bizim için, benim için zaman problemi yok. Suat Bey bitirmek zorunda mısın? Evet.
yani. 17